Nanostation M5 noktadan noktaya internet nasıl verilir? Daha önceden hazırlamış olduğum cihazların arayüzünü sadece bağlantılarını göstereceğim bu videoda size. Verici olarak biri elimize alıyoruz. Kapağını açıyoruz. Bastırıp geriye doğru çekiyoruz. Bir internet kablosunu alıyoruz. Main portuna takıyoruz. Tık sesini duyduk. Bırakalım. Adaptörünü alıyoruz. Bunların adaptörleri 3 başlı üçgen şeklinde yerleştiriyoruz. Bir internet kablosunu alıyoruz. Line'a takıyoruz. LAN. Bu verici. Evet. Cihazımızdan gelen kabloyu PoE'ye takıyoruz. Bu verici kısmı. Hemen bunu takıyoruz prize. Bunu internet olan bir yere takıyoruz. Elektriği verdik. Şimdi interneti vereceğiz. İnternet içinde sivice bağladık. Bu verici. Gördüğünüz gibi ışıkları yanıp sönmeye başladı. Bunu şöyle koyuyoruz. Şimdi aynı şekilde alıcıyı alıyoruz elimize. Kablosunu alıyoruz. Kapağını açıyoruz. Bastırıyoruz ve çekiyoruz. Kolayca çıktı. Main'e bağlıyoruz portu. Bırakıyoruz. Evet. Main'den gelen kabloyu PoE'ye bağlıyoruz. Elektriğimizi veriyoruz. Bu alıcı. Alıcıdan internet geldiği zaman LAN'a bağlıyoruz ve bağlamak istediğimiz sivice veya bilgisayara bağlıyoruz. Bilgisayarımız burada. Gördüğünüz gibi internet yok. Şu an Wi-Fi kapalı. Herhangi bir internet girişi de yok şu anda. Kablomuzu bağlıyoruz. Evet. Şimdi cihaza elektrik vereceğiz. Evet. Şöyle çeviriyoruz. Dikkat edin, yüzlerin kesinlikle birbirine bakıyor olması lazım. Yakın mesafede pek fark etmez ama uzak mesafede muhakkak yüzlerin birbirine bakması lazım. Şu anda ışıklar yeşil. Bağlandığı zaman renkleri değişecek. Turuncu, kırmızı. Şu an IP arıyor. Buna montaj diyoruz. Nanostation M5. Şu an bağlandı gördüğünüz gibi. Birbirine kilitlendikleri zaman bu şekilde ışıkları değişir. Şu an sinyal seviyesi en yüksekte. Şimdi interneti kontrol ediyoruz. Burada internet vermiştik şeye. İnterneti verici verdi. Alıcı aldı. Alıcıdan bilgisayara gönderiyor. Burası. Gördüğünüz gibi simge internet aldığını gösteriyor. Hemen kontrol ediyoruz. Evet, internet geldi. Şu aptal şarkıyı bir geçelim. Salak hindi şarkıları. Hindu. Ceza. Tekne. Gördüğünüz gibi internet aldı. Temizay. Aynı şekilde vericinde ışıklar değişti. Sinyal seviyesi en yüksekte. Sinyal seviyesi düştüğü zaman şu ışık söner, şu ışık söner. Mesafeye bağlı olarak 5 ila 30 kilometre arasında yayın yapabilir bu küçük bebek. Evet, bu şekilde kablo bağlantıları bu şekilde yapılır. İstediğiniz yere monte edebilirsiniz. Direğe falan, çivi çakın, şuradan kelepçelerle tutturun. Çok pratiktir. Ama kesinlikle birbirine bakıyor olmaları lazım. Yakın mesafelerde, bir kilometrik mesafelerde sıkıntı olmaz da 2 kilometre, 3 kilometre çıktığında kesinlikle birbirine bakıyor olması lazım ki sinyal gücü yüksek olsun.
Şu anda tamam. Bunu toparlayalım şöyle. Çıkarıyoruz kablomuzu. Her gün aynı günü farkı her gün aynı günü aynı bak gene aynı karar her yer biz razıyız ama küçün derler gözle görülmez karanlığı bir gün en olası bize karanlığı gelin biz razıyız ama küçün derler gözle görülmez dikenli derler adresimiz bizi de bir ipi tek nine tablolar bana ait bunları alıyorum bunu birileri için hazırladım benden hazırlaması, sizden monte etmesi. Şimdi büyük kısmı halledildi. Bismillah. Kapasitörlerde hala güç var. Tamamdır hocam. Ve bana diyorsun ki niye acaba? Ulan sana şimdi desem ki hani fıça atmayacağım niye? Yok şu an. Her tarafı fıça. Bak Sinan. Bu Mahmut verici hangisi alıcı hangisi? Bir vericidir. Bir verici iki alıcı. Sen biliyorsun değil mi nereye vurulacağını? Biliyorum. Şimdi bir çarşıya vuracağız. Çarşı neresi? Neresine? Güzel soru, gel. Çarşıda internet nerede var? Yok. Çarşı var ya mesela. Sol bak bir cam var. Evet, bu cübbelerin devamındayız. Tam solda o kafeterin arkası. Kafeterin arkasındaki cam kenarından şeye doğru gidecek. Bir tane alıcıyı oraya koyacaksın. Tamam mı? Bir taneyi de kongre merkezinin sağ tarafında bir kapı bir şey var. Burada sağ tarafında bir kapı var. Görürsün değil mi yan tarafta?